Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün eşim Hasan Şef sizlere tarif verecek. Reçetesi tamamen kendisine ait. Buyurun Hasan Bey. Merhabalar. Öncelikle bir malzememizi sayalım. 1 litre sütümüz, 1 kahve fincanı pirinç yıkanmış hazır vaziyette. 200 mg'lık şekerimiz, normal bir su bardağı kadar. 3 kaşık badem unu, 1 kaşık pirinç unu var. Ahududu ve yaban mersini. Öncelikle ufak bir tencereye 250 ml suyumuzu ilave ediyoruz. Ve hemen pirincimizi de ilave edip ayrı bir tencerede pirincimizi haşlıyoruz. Pirincimizi haşlarken şöyle bir yarım çay kaşığı kadar tuz ilave etmeyi unutmuyoruz. Ki pirinçlerimiz tane tane kalsın piştikten sonra da. Ve diğer tenceremize de sütümüzü ilave edip sütümüz kaynadıktan sonra mevcut unlarımızı ilave edeceğiz. Süt kaynamadan kesinlikle ilave etmiyoruz. Sütü karıştırmamızın sebebi tencerenin dibine tutup yanmasın diye kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz, kenara alıyoruz ve pirinç unumuzu ilave ediyoruz. İlave ederken de hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Badem unumuzu da karıştırıyoruz. Evet. Ve son olarak şekerimizi de ilave ediyoruz. 5-6 dakika kaynatıyoruz bu vazı. Ondan sonra pirincimizi ilave edeceğiz. Evet. Evet. Şimdi pirincimizi de ilave ediyoruz. Daha önce hazırladığımız pirincimizi ilave ediyoruz. Ve beraber kaynatmaya devam edeceğiz. Evet. Pirincimizi de aldık. Ve sütlacımızı kaynatmaya devam ediyoruz. Görüyor musunuz Yıldız Hanım nasıl katılaşmaya başlıyor? Evet. Yiyen herkes çok beğeniyor değil mi? Kesinlikle. Bu kıvama gelene kadar kaynatıyoruz. Görüyorsunuz. Güveçlerimize alıyoruz. Şöyle bırakalım. Evet. Bu kadar. Bu şekilde bekletiyoruz. Bu arada fırınımızı da açalım. Kaç derecede? 250 derece, 200 dereceye getirelim. Evet, 200 derecede. Mümkün mertebe üste yakın olmalı ki sütlacımızın yüzü güzel kızarsın. Evet arkadaşlar, fırınımız hazır ve güveçlerimizi fırınımıza alıyoruz. Raflı var mı? Evet. Üst rafa yerleştirdik ki yüzleri daha güzel ve daha çabuk kızarsın. Böyle bu şekilde yerleştiriyoruz ve kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, üzeri kızaran sütlaçlarımızı böyle fırından alıyoruz.
değil mi? Öyle kavuruyor. Evet, süttaşlar soğudu. Şu anda sıra geldi. Sunum yapmak için gerekli süslemeyi yapmaya. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. İsteyen şekeri biraz daha azaltıp biraz daha çoğaltabilir. Tamamen damak tadına kalmış bir şey. Ve hazır sütlaçlarımız. Evet, şu anda fırın sütlaçlarımız hazır. Çok da güzel görünüyor. Ellerine sağlık canım, çok güzel oldu. Desteğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Her zaman emrine amadeyim. Allah ne zaman olsun. Arzu edersen elimden geldiği kadar yardımcı olmaya her zaman varım. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. Eşimin de ellerine sağlık. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun.